Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Bolu'dan Adıyaman'a giderek çalışmalara destek veren Ulusal Medikal Kurtarma ekibi gönüllüleri hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı. Hoş geldin. Bak şimdi dokunduğum yerinde ağrı var mı, tamam mı? İlk deprem olduğunda başımla boynum ezdi. Depremin ardından Bolu'dan Adıyaman'a yola çıkan UMKE gönüllüsü 22 sağlıkçı, bölgede enkaz altından çok sayıda kişinin kurtarılmasına destek verdi. Bölgede duygusal anlara şahitlik eden sağlık personeli görev süresini tamamlayarak Bolu'ya geri döndü. Acil tıp teknisyeni Levent Seyiz, depremin ardından ekip arkadaşlarıyla hemen bölgeye hareket ettiklerini ve Adıyaman'a ilk gittiklerinde yıkımın farkına varamadıklarından bahsetti. Bolu'nunki olarak Adıyaman bölgesinde görev aldık. Yıkıntının tabii ki biz de ilk anda farkında olamadık ama ilk 24 saat sonra olayın büyüklüğünü, şiddetini, orada daha çok hakim olmaya başladı. 17 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasına destek verdiklerini de söyleyen Seyiz, Adıyaman'da 14 gün görev yaptıktan sonra istemeyerek de olsa Bolu'ya döndüklerini ifade etti. Çok fazla sayıda insana müdahale ettik ama hani bunlardan maalesef çok fazla sayıdaki insanlardan sadece 17'si canlı olarak aramıza döndü, hayata tutundu. Bir bütünlük vardı, bu bizi çok mutlu etti. Yani biz düştüğümüzde de beraberiz, kalktığımızda da beraberiz. En mutlu olduğum duygular bunlardı. Hani orada ayaktaydım ama burada duygularıma hakim olamadım. Ama burada ilk yatağıma girdiğimde kabuslar görmeye başladım. Oradaki insanlar aklıma gelmeye başladı. Acılar, feryatlar, paylaşımlar, güzel duygular. Paramedik Nilgün Sertoğlu, depremin büyüklüğü hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan yola çıktıklarını, bölgeye ulaştıklarında ise depremin yıkıcı etkisi karşısında adeta şoka uğradıklarını aktardı. Üzülüyorsunuz bir taraftan ama sağlıkçı olmanın gereği, bizim işimiz oradaki insanlara yardım etmek. Duygularımızı bir tarafa bırakmak durumunda kaldık. Çünkü biz orada duygusal olarak, zihinsel olarak zayıflarsak kimseye faydamız olmaz. Hüzünlü ve mutlu anları bir arada yaşadıklarına da değinen Sertoğlu, depremin 70. saatinde enkazdan 22 yaşındaki genç bir kızın kurtarılma anına ilişkin anları paylaştı. 70. saatte İlayda'yı çıkarmıştık biz. Çok uzun bir enkaz çalışmasından sonra çıkarıldı. Yaklaşık 12 saat kadar aynı enkazın başında bekledik. Gülerek çıkmıştı İlayda mesela. İlayda hoş geldin dediğimde hoş bulduk, hoş bulduk, siz de hoş geldiniz diye karşılamıştı. O beni çok şaşırtmıştı hem de çok mutlu etmişti. Sertoğlu, Adıyaman'da 18 gün kaldığını, Bolu'ya ise hiç dönmek istemediğini belirtti. Ben 18. günde döndüm. Dönmek istemedim. Ben de şu an sıramı bekliyorum. Hani tekrar gitmek, tekrar oraları görmek, tekrar oradaki halka yardımcı olmak için, onlara destek sağlamak için sıramızı bekliyoruz, onu bekliyoruz yani. İnşallah tekrar da geri dönebilirsem bu benim için daha faydalı olacak ruhsal olarak da. Çünkü onların iyileşmiş halini artık normal hayat şartlarına az da olsa ulaşabilmiş hallerini görmek bize de iyi gelecek. Yaşadıkları hüzünlü ve mutlu anları akıllarından çıkaramayan sağlıkçılar, yaraların sarılması için yürütülen çalışmalarda da yer almak istiyor.